Merhaba sevgili dostum diyeceğim ama bugün biraz tarzımı değiştirmek istiyorum. Papatyalarım diye başlamak istiyorum ama bu mevzuyu bilenler anladı zaten. Bugün bir konuğum var. Çok değerli bir konuğum. Uzun zamandır YouTube'dan takip ettiğim sevgili Adil Yıldırım. Biraz sonra papatyaların mevzusuna geleceğiz ama öncesinde bir Adil Yıldırım kimdir, ne yapar kendisine sormak istiyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Hocam sen de hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Kanalında olmak çok güzel. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Uzun zamandır takip ediyorum aslında. Evet. Yani hani baktığım zaman birçok kadın seni aslında takip ediyor. Hatta bence birçok kadın demeyeyim, kadınların tamamı diyebilirim ama takip sayısı zaten yüksek ama onun kat kat ötesinde herkes bir kez Adil Yıldırım yolundan geçmiştir diye düşünüyorum ben yani. Gizli takipçi var. Çok fazla gizli takipçi var. Evet. İşin bir noktasında ilişki tavsiyeleri veren bir ilişki koçu noktası var ama Adil Yıldırım'ın tek işi bu mudur? Daha önce ne yapıyordu? Hı-hı. Hani böyle biraz o kişisel kariyerinizden Hı-hı. kısaca bahsedebilir misin? Hocam İtalya'da yaşadım 10 sene. Orada master yaptım Milano Teknik Üniversitesi'nde. Sonra özel sektörde çalıştım. Bu arada koçluk eğitimleri almıştım. ICF Hı-hı. eğitimleri yine üniversite bünyesinde. Çok hoşuma gitti bu eğitimler. Danışmanlık mesleği hoşuma gidiyor ve hikaye dinlemek. O hikayelere eğer mümkünse bir çözüm üretmek ve burada da ilişkiler yolunu seçtim. Kısaca geçiyorum. Hı-hı. İlişki koçu olarak çünkü başka koçluklar da var. Ve bugün Türkiye'de de, Türkiye'ye döndükten sonra İtalya'dan bu işi yaptım. Danışmanlık yaptım her zaman. Ve bugün baktığım zaman 13 sene olmuş. 14 bine yakın insanla çalışmışım. Ciddi bir rakam. Çok ciddi bir veri tabanı da var. Veri tabanım var ama %94 de kadın. Ama ben sadece psikolojik şeyleri anlatıyorum. Herkese hitap eden ama benim Instagram'dan, YouTube'dan takip edenlerin %80'i kadın. Ne güzel. Yani bir yandan iyi ama bir yandan erkeklere de daha çok ihtiyacı var ama onlar biraz daha kapalı gibi görünüyor. Kapalılar evet. Kapalılar kendini geliştirmeye. Kapalılar aslında bu bizim seçimimiz değil. Erkekler kapalı toplumumuzda doğru mu hocam? Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Ya erkekler birazcık daha böyle kendilerini yüzleşmekten kaçınıyorlar. Daha farklı yollar buluyorlar. Mesela incinen bir erkek daha öfkeli bir hale dönüşüyor. Yani oturup ben neden böyleyim noktasında değil. Ve o öfke yıllar boyu devam edebiliyor. Belki de o ölene kadar devam edebiliyor. Evet. Şimdi hocam senin videolarında bir papatyalar var. Papatyalarım diyorsun. Başka bir şey diyor musun kadınlara? Papatyalar. Papatyalar. Bir de sırtlanlar var. Şimdi baştan hani kitaplarda kısaltmalar diye kısımlar olur ya. Evet. Papatyalar kim? Sırtlanlar kim? Bir de alfalar var. Alfalar var. Evet. Bunlardan kısaca bir bahseder misin? Ben slogan düşünmeyi, işte kitaplarımda da hep sloganla ifade etmeyi seviyorum. Papatyalar kadınlara hitaben söylediğim. Onlar zaten yoğun olarak videolarımı takip ediyorlar yıllardır. Doğanın her yerinde papatya gelen baharı anımsatır. Kadın da bence bir erkeğin hayatına girdiği zaman o baharı getirir. Bizim erkeklerin hayatındaki mutluluk, neşe kadınlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Kadınlara papatyalar diyorum. Sırtlan ve alfa diye erkek dünyasında iki tane tabirim var. Sırtlan benim kendi öz kuzenimden esinlenip söylediğim bir şey. İzliyor mudur bizi? İzliyor ve gülüyor da. Sana ilham verdim diyor. Çünkü sırtlan aslında çapkın, flörtöz. Hı hı. İşte herkese şansını deneyen erkek modeli. Alfa da işte uzun vadeli, düzgün, sağlıklı ilişki isteyen erkek modeli. Hı hı. Dolayısıyla ikisi de var. Ve böyle sloganlarla hitap edince de akılda kalıcı oluyor. Evet, çok güzel bir yöntem aslında. Evet. Peki o zaman alfa birazcık daha sağlıklı olan... Alfa bir şeyleri yaşamış, özümsemiş. Çünkü yaşamadan hiç kimse deneyimli olmadan alfa olmaz. Hı hı. Belki onun da sırtlan bir dönemi geçmiş. Ama artık düzgün ilişki arayan ve hayatında düzeyli olgun bir döneme girmek isteyen erkeklere hitaben söylediğim bir tabir. Hı hı. Aslında ne istediğini bilen ve ideal bir partner adayı diyebiliriz. Evet. Peki bugüne kadar hocam videoların milyonlarca kez izlendi. Belki de kanalın toplam izlenme sayısı 100 milyonu geçmiştir yani. Şöyle bizi izleyen dostlarımıza söyleyebileceğimiz yani böyle hani kadınlar da olabilir, erkekler de olabilir ama daha çok kadınlar hedef kitle olduğu için en çok tutan ve fayda gördüğünü düşündüğün 5 ilişki önerisi ne olurdu? Hocam cool kadın dediğimiz hani karizmatik, işte ayakları yere sağlam basan ve çok istekli olduğunu göstermeyen kadınlar, benim YouTube kanalımda da bunu gördüm, hep başarılı oluyorlar. Hı hı. Ama bunu yapabilmek bir mesele. Çünkü kadınlar duygu odaklı oldukları için sabırsız, çabuk sonuç isteyen, adamın çabuk aşık olmasını isteyen varlıklar. Ve bir erkeğin duyguya geçmesi de takdir edersiniz ki zor, uzun bir süreç. Zaten duygularını gösteren varlıklar değiliz. Buradan benim kastım şu oluyor genelde.
Mesela ilk tanışma aşamasında bir şeyler yaşayacaksanız, eğer bir cinsellik olacaksa mesela aranızda, mutlaka bunu kendi keyfiniz için yaşayın diyorum. Yani bir beklentiye girerek yapmayın bunu. Ve özellikle bir şeyler paylaşıldıktan sonra ikinci gün niye bana yazmıyor, niye aramıyor, bu ilişki evliliğe gider mi diyorsanız burada bir sıkıntı var. Ya bundan etkilenecekseniz bunu yaşamayın, ya da yaşıyorsanız da hemen adamın üstüne gitmeyin. Çünkü bu kadının karizmatik olduğunu gösterir. Düşünebiliyor musunuz? Her erkek ikinci gün mesaj atmadığı zaman kadının bir tepki göstermesini bekler. Ama ya hiç tepki göstermeyen kadınlar, ya umursamayan, ya sanki bir ilişki istemiyormuş gibi davrananlar, onlar erkekleri daha çok aşık ediyor. Çünkü adam diyor ki, aa bir dakika, hiçbir tepki yok, hiçbir öfke yok, buna alışmış adam. Kadın diyor ki, ya sıkıntı yok, ben hayatıma devam ediyorum, yani seninle zaten ciddi bir şey düşünmüyordum diyor. Bu adam bu kadının peşinden koşmaya başlıyor bu sefer. Çünkü karizmatik bir kadın aslında duygularını bu kadar da göstermeyen bir kadın. Bunun hep altını çiziyorum ben. Bu eksende çok şey anlattım, çok fazla video çektim. Tabii bunu gerçekleştirebilmek zor. Daha sonra evlilik konusunu hemen açmayın derim. Bir erkeği bağlamak için. Ne kadar hocam? Caiz olan yani zaman. Tanıştınız, evlilik konusunu açıyorsanız bir erkek şunu düşünecektir. Daha tanışıyoruz, tanımıyoruz ama. Dolayısıyla evlilik konusu ne alaka? Peki bunu neden yapıyorlar? Aile baskısı var. Hadi kızım evlen, yaşın geldi baskısı var Türkiye'de toplumda. Kadınlar da sürekli bu baskıdan dolayı adama bunu yansıtıyor. Ama evlilik konusu bir tanışma süreci. En az bir senelik bir süreç. Dolayısıyla iyice tanımadan bu konuların açılması bir erkeğin uzaklaşmasına neden olur. Bir de şunu söylüyorum çok sık. Geçmişteki travmalarınızı lütfen şu anki ilişkinize yansıtmayın. Gidin travma terapisi olun, psikologlarla çalışın, hocamız en başta. Ama onun ötesinde bu travmaların yükünü taşımak o insanın görevi değil. Mesela bunu çok da insanlarla çalışıyorsunuz. Bu konuda danışmanlık da veriyorsun hocam. Evet. Yani ne yapıyorlar mesela bu travmaları yansıtma konusunda? Böyle aklına gelen bir şablon örnek var mıdır? Tabii. Hocam Türkiye'de benim kadınlarda en çok gördüğüm baba travması. Ciddi bir konu. Baba mevzuları yani. Baba biraz... mevzuları evet. Yani babamdan sevgi görmedim, ilgi görmedim. Babam çekti gitti. Babayı anımsatan veya babanın davranış örüntüsünü kapsayan bir adam direkt o öfkeyi yaratıyor kadında. Mesela şöyle vaka çok gördüm ben. İşte babam keldi, kel erkeklerden nefret ediyorum diyor. Çünkü sevgi vermeyen bir baba ya da bana kötü davranmış, şiddet göstermiş bir baba. Bence bütün keller böyle davranabilir diyor. Bu adamlar tehlikeli diyor. Mesela o kadar genellemiş yani. Ve en büyük sıkıntı da travma konusu ne olursa olsun bunu kabul etmemek. Yani ben bunu kendim çözerim cümlesi mesela beni hep şaşırtmıştır. Bir psikologla çalıştınız mı diyorum. Yo ben gidiyorum hocam kişisel gelişim kitapları okuyorum diyor mesela. Ama travma ciddi bir konu ve bütün ilişkilerini etkiliyor bu. Ya da anne modelinin bazı kadınlarda büyük sıkıntı olduğunu görüyorum. Annesi çok dominant, babaya hep bağıran bir anne modeli var. Kadın da kendi ilişkisinde aynen böyle davranmaya çalışıyor. Erkek arkadaşına bağırıyor. Diyor ki erkeğe böyle davranılır çünkü bizim evde öyleydi. Bu genellemeler o insanların hayatında büyük bir sıkıntı yaratıyor. Benim genelde gördüğüm bu tip. Yani geçmişin travmasını oraya yansıttığımız zaman o ilişkiyi aslında karşı tarafı biraz şaşırtıyordu. Ha ne oldu? Niye böyle? Anlamıyor da. Çünkü partner. Şey var yani benimle ilgili değil. Hani bu davranışımın tepkisi bu olmamalıydı gibi. Yani enteresan bir durum. Peki mesela bizde şey var mı? Hani karizmatik kadın dedik ya. Ya şimdi hani birisi birisiyle bir şey yaşayacak. Öyle bir beklenti içinde. Sadece bunu keyfi için yaşamak var bir noktada. Bir tarafta da böyleyse okey diyorsun. Sorun yok. Evet. Ama bir yandan da kadınlar neden cinsellik yaşıyorlar? Mesela keyif için değil de sanki orada daha büyük bir amaç var. %100. Nedir hocam o? Cinsellik konusu bizim toplumumuzda bir keyif konusu değil. En azından kadınlar için değil. Bu cinsellik ilişkiye dönüşür mü? Evliliğe dönüşür mü? Ben adamı kendime bağlayabilir miyim? Ve bir şekilde bu olay ciddi ilişki. Yani evlilik konusuna gider mi? Daha dakika bir akılda bu olunca keyifli bir cinsellik de zaten yaşayamıyorlar hocam. Çünkü hep arkada bir plan program var. Kadının üzerindeki toplumsal baskı. Yapmam gereken şeyler diyerek kendisine oluşturduğu hayat listesi. İşte bir hayat arkadaşı bulmak, evlenmek, nikah yapmak. Ben şunun da altını çizmek istiyorum hani. Ne kadar bazen bizi izleyenler YouTube'da da şunu diyor. Ya yo ben evlilik peşinde değilim. Ha nerede o kadınlar? Bütün Türkiye'de var. Kendilerini o akvaryum içinde görüyorlar çünkü. Diyorlar ki ya ben evlilik düşünmüyorum. Hangi kadınlar düşünüyor ki? Çoğunluk düşünüyor. Bence bunu diyenler de düşünüyorlar. Sadece hani onu henüz o bağlama girmemişler. Olabilir. Yani çok düşünmüyorum diyor ama o şeye gelince bir adını mı koysak? Adını mı koysak? Yani ona geliyor. Peki evet, mesela burada kadın o zaman cinselliği bir rüşvet olarak kullanıyor.
Çok enteresan bir tabir hocam. Yani çünkü şey, sen eğer hani ben sana önden rüşvetimi vereyim, hı-hı, ondan sonra ve buna göre ciddiye dönme ihtimali olan şey. O yüzden belki de kadınların böyle cinsel hayatı daha az tatmin edici olabiliyor bazı durumlarda. Yani cinselliği bir aslında araç, bir rüşvetmiş gibi. Evet. Bir de şu çok enteresan. Bu beklentiyle yaşanan cinsellik onlara bir keyif vermiyor. Çünkü devamında istedikleri gibi gelişmiyor bazen ilişki. Hı-hı. Ve bu da daha çok sinirlenmelerine neden oluyor. Hırçın, hı-hı, öfkeli, daha da agresif bir ilişkiye dönüyor olay. Çünkü nedense şöyle bir şey oluyor. Biz cinsellik yaşadık. İşte karşılığında da bir ilişki, ciddi ilişki bekliyordum. Bu böyle olmadığı zaman o zaman öfkelenirim ben. O zaman bu adam kötü niyetli birisi gibi. Ben şöyle düşünürüm. Erkek bir vaat ortaya koyduysa tanışma aşamasında, işte çocuklarımızın ismini konuşalım, işte evlilik ne zaman yapabiliriz gibi ve sonrasında cinsellik yaşanıyorsa erkek burada aldatmıştır psikolojik anlamda. Onu yanıltmıştır o kadını. Evet, bir kandırmaca. Bir kandırmaca vardır ama bazen vakalar böyle olmuyor. Adam en baştan şunu söylüyor. Benim ciddi ilişki beklentim yok. Ama seninle eğlenceli bir hayat yaşamak istiyorum. Yani bunun erkek dilindeki anlamı ne? Biz istediğimizi yaşarız ama benden ciddiyet anlamında bir şey bekleme. Buna rağmen yaşanan bir cinsellikte artık iki tarafın rızası var. O zaman yine beklentiye giriyor ama kadın. Neden peki bu olay ciddi ilişkiye gitmiyor diye. Sonrasında da hayal kırıklığı oluyor hocam. Depresyon oluyor. Ben mesela şunu fark ediyorum. Bazen seminerlerde insanlar diyorlar ki ya ben onun için saçımı süpürge ettim. Evet. İnanılmaz şeyler yaptım. Evet. Ama bana bunu yaptı. Hani evet, saçımı süpürge etmem kategorisinin altına onunla cinsel ilişki yaşadığımı da dahil edebiliriz. Tabii. O hak etmiyordu. Ben ciddi bir ilişki için bunu yaptım. Ben de diyorum ki normalde yapmayacağım bir şeyi birisi için yapıyorsan ona lütuf yapmıyorsun. Evet. Kendin için yapıyorsun aslında. Evet. Bir rüşvet verme mekanizması orada. Evet. Yani biraz bu öfke uzun vadede çok uzun bir etkiye sebep oluyor aslında. İşte onunla birlikte oldum. Aslında kadın belki ben bunun farkında bile değil yaparken. Ama zihinde öyle bir kod var. İşte böyle olacak, ben ona istediğini vereceğim ve sonrasında ciddi ilişkiye dönecek. Evet. Olmayınca öfkeli ve bir sonrakine de öfkeyle başlıyor. Böyle evet, bir paradoks döngüsü içerisinde gibi. Evet. Burada bir şeyin altını çizelim hocam. Siz de bunu görüyorsunuzdur. Çalıştığımız vakalarda bu bahsettiğim davranış biçimi 30 yaş üstünde görüyorum ben. Hı hı. Bugün 20 yaşında, 22 yaşındaki genç kızlar pek bu kafada değil. Z kuşağı. Hı hı. Yani onlarda çok başka bir zihniyet görüyorum. Şöyle daha modern, daha işte güne ayak uyduran. Hocam cinsellik yaşadık, bir de çocuk bana ciddi ilişki muhabbeti yapıyor diyor. Ne alakası var? Ben kendimi yaşamak istedim, yaşadım diyor. Bu kız 22 yaşında ama. Hı hı. Şimdi bu jenerasyon belli ki farklı bir kafa yapısında yetişmiş. Ama 30 üstü, 35, 40 yaşında olan kadınlar, yani benim akranlarım, 80'ler diyelim, başka bir kafa yapısında. Beni şey çok şaşırtıyor. Bu kadar iki uç ve aralarında sadece 15-20 yaş fark var. Ama resmen cinselliğe, ilişkilere bakış açısı çok farklı. Hı-hı. Ve yeni nesil, özellikle alfa, yani bugün 14-15 yaşında olanlar, 20-25 yaşına gelince bambaşka olacaklar gibi geliyor bana. Hı-hı. Çünkü şöyle konular açıyorlar. Hocam ne evliliği ya? Benim ne işim var evlilikle? Ben sadece hoşuma giden adamla takılırım diyor mesela. Kız diyor bunu. Bambaşka bir nesil geliyor. Devamlı bir dönüşüm devinim halinde. Evet. Şimdi ne dedik hocam? Karizma kadın, cool evet, kadın dedik. Evet. Ondan evet, sonra duygularını belli etmeyen. Duygularını belli etmeyen kadın dedik. Duygu durumunu yöneten, beklentiye girmeyen. Beklenti birinci şeyimiz o. İkinci ne demiştik? Adamın üstüne gidip baskı yapmayan niye evet, aramıyor demiyor. Niye aramıyor mesela. Evet. Bu da benim çok karşılaştığım bir şey yani. Çok. Hemen bir ilgi aslında ilk gün biraz belki rol yapılıyor. Evet. Ama ertesi gün o telefonun başında şey devamlı göz onda. Mutfağa gidiyorum hani kettle'ın başında beklerken zaman geçmez ya. Öyle bir durum yani. Bu da ister istemez karşı tarafta mesela erkekte. Hani böyle birisi olsaydı karşımda muhtaç algısı oluşuyor herhalde. Evet. Evet. Ya bu kadın muhtaç. Bu kadının ilgiye çok ihtiyacı var. Evet. Bu da biyolojik olarak birazcık aslında eleme sebebi mi oluyor? Çekici değil. Çekici değil. Çünkü çok güzel olsa da, çok başarılı, çok iyi durumda olsa bile hiç fark o etmez. O onu bir aslında düşürüyor. Çünkü erkek için gizem çok önemli. Gizemli değil artık kadın. Hı hı. Erkeği aşka düşüren acaba bu kız bana karşı ne hissediyor duygusunu ortadan kaldırıyor kadın. Sürekli hı, ilgi göstererek. Oysa kadın bir süre sırra kadem bassa, ortadan kaybolsa, yazmasa, aramasa, adamın ilgisine ihtiyacı varmış gibi davranmasa adam aşık olacak. İşte orada genelde kadınlarda bunu başaramıyoruz. Çünkü hocam dayanamadım yazdım, aradım. Ama hocam şimdi ben aramazsam adam gider.
Değil mi? Kaybetme başka yere korkusu. Gider, kaybetme korkusu var. Çok alternatifi var hocam. Ama sen kendine değer ver. Yani sen eşsiz bir varlıksın. Hı-hı. Bunu bir kanıksa kendinde. Sen de ki istediğin yere gidebilirsin. Benim gibi kadın bulamazsın de. Hı-hı. Bu özgüvene oturtmak çok zamanımızı alıyor. Ama bu kadınlar da adamlara aşık ediyorlar. Hı-hı. Üç böyle numarada evlilik muhabbetini hemen açma. Kesinlikle beklentini belli etme hiçbir şekilde. Çünkü sen hemen evlilik muhabbeti yaparsan adam seninle evlenecekse, aşık olacaksa da kaçar. Hocam erkekler baskı unsurundan hoşlanmıyor. Hı hı. Üstümüze gelinmesinden hoşlanmıyoruz genelde. Ya da hep bir baskı altında hissetmek erkeği köşeye sıkışmış hissettiriyor. Bu duygu aslında adamın normal şartlar altında girebileceği duygudan adamı uzak tutuyor. Hı hı. Dolayısıyla o beklentiyle yaklaştığınız zaman büyük sıkıntı yaşarsınız diyorum kadınlara. Ve şunu da söyleyeyim, en zor ilişki bulanlar işte 5 ay, 6 ay, 1 sene içinde evlenmek zorundayım diyenler. Böyle bir kitle var. Yani ailem artık sürekli evlilik muhabbeti yapıyor, kimi bulsam evleneceğim diyenler var. Onlar gerçekten çok yanlış ilişkilere doğru gidiyorlar. Yani evet, ne kadar muhtaçsak istediğimize o kadar az ulaşıyoruz aslında. Dördüncü maddeyi de söyleyeyim isterseniz. Tabii ki de. Neşe hocam, erkeği aşık eden unsurlardan bir tanesi neşe. Hı-hı. Yani trip atmak, laf sokmak, hı-hı, laf arasında iğnelemek erkeği uzaklaştırır. Sıkıntı bu. Bir problem varsa bile biz iletişim kurun diyoruz. Yani laf arasında laf soktuğunuz zaman adamın uzaklaşma ihtimali mesela çok fazla. Mesela ben, sen bunu söyleyince şöyle bir şey çağrıştı bende. Mesela bir beraber çalıştığım herhangi bir arkadaşımdan ya da bir iş amaçlı konuştuğum bir kadın bile bazen iletişimin o kadar imalı, laf sokmalı bir noktaya getiriyor ki ve ben böyle birisini ortak bir tanıdığımız var arkada, bir hocamız, bir arkadaşımız. Evet. İkimiz de mesela telefonlarını açmak istemiyoruz. O kişinin yani. Ya çünkü şey var. Yine ne laf sokacak. Evet. Bana kendimi çok suçlu hissettiriyor mesela böyle birisi. Evet, maalesef. Ve maalesef. İster istemez diyorum ki ya ne yapacağım? Böyle sıkılıyorum, geriliyorum. Ama işte kadın orada bir kafası karışıyor gibi. Aslında anlaşılmak istiyor ama. Hocam ben avukatlarla çok konuşuyorum, sohbet, hı-hı, ediyorum. Çok dostlarımız var. Boşanmalarda birinci sebep erkeklerin ifade ettiği iyi giden bir evlilikte karın beni çok iğneliyor. Hı-hı. Çok laf sokuyor. Mesela bir örnek anlattılar bana. Adam eve geliyor. Hı-hı. Yorgun. Saat 9'da 10'da eve geliyor. Karısı diyor ki ya çok çalışıyorsan, çok para kazanıyorsun ya, çok çalışıyorsun zaten diyor mesela, hı-hı, kapıdan karşılarken. Daha dur dakika bir. Dakika gol bir. Birinci dakikada gol. Çok çalışıyorsun, sanki çok para kazanıyorsun da onlara kadar çalışıyorsun diyor. İçeri geçiyor salona. Hı-hı. Kapıyı açtıktan sonra. Adam eve girmiyor. Direkt kapatıyor kapıyı. Gidiyor otelde kalıyor, sonra da boşanma davası açıyor. Hı-hı. Şimdi adam kim bilir kaç defa laf yedi yani. Sürekli laf yiyor. İletişim bu değil. İletişim laf sokmak, işte trip atmak değil. İletişim karşını alıp konuşmak. Sağlıklı bir şekilde. Eğer eleştirilerin varsa bunları da konuşmak. Ve oradan da beşinci maddeye geleyim. Gerçekten aşık eden kadınlar konu ne olursa olsun ilk cümleyi olumlu söylüyorlar. İlk cümleyi olumlu söylediği zaman nasıl bunu biraz somutlaştırabilir misin? Örnek vereyim hocam. Bir ilişkiye başlamışlar. Dördüncü ay adamın ilgisi azalmaya başlamış ama adam hala ilişkide. İlgin azalıyor, işte ben bitiriyorum demiyor da diyor ki bak senden şu konularda çok memnunum. Senin yanında iyi hissediyorum. Sen gerçekten farklı bir adamsın. Ve ondan sonra eleştirisini söylüyor. İlk cümleyi olumlu söyledikten sonra adamdan aşırı verim alıyor. Adamın ilgisi artıyor birdenbire. Çünkü adam ilk cümleyi olumlu geldiği zaman sonrasını can kulağıyla dinliyor. En büyük sıkıntı tartışmalarda direkt eleştirerek başlamak. Ya bunu yapan erkekler de hatalı bu arada. Hı hı. İlk cümleden itibaren karşı tarafı eleştirmek, şahsiyetini eleştirmek, konunun dışına çıkıp, konudan uzaklaşıp o insanın karakteriyle ilgili cümlelerle onu rahatsız etmek, rencide etmek zaten hiçbir şekilde başarı getirmez. Kadınlar ilk cümle yolunu söyledikleri zaman o adama istediklerini yaptırabilirler. İlgi de artar, adam daha cömert hale de gelebilir. Yeter ki onunla ilgili memnun olduğunuz bir şey de söyleyin diyorum ben. Çünkü devam ediyorsanız ilişkiye bir şeylerden memnunsunuz. Değil mi? Sistem kar ediyor güzel. Yani. Hani. Evet. Ama eleştirileriniz var. O zaman söyleyin ama cümleye olumlu başlayın. Ya burada mesela eskiden çift terapisi yaptığım bir dönem oldu. Çok zor bence. Yani parayla ölçülemeyecek bir emek yani. Evet. Sonra sadece bireysel çalışmaya başladım. Ve şunu çok fark ediyordum kadınlarda. Ben karşıya terapiye geldim eşimle beraber. Şimdi eşimden beklediğim şey aslında 10 üzerinden puanlıyorum 9 seviyesinde. Hı hı. Ve 9 puana gelirse benim için kafamda iyi olacak. Evet. Eşim de 4 seviyesinde. Peki. Sonrasında biz terapiye başladık. Ödevler, projeler, işte terapi süreçleri derken eşim 6'ya çıktı. Tamam. Orada kadınların ikiye ayrıldığını gözlemliyorum. Evet. Birinci grup diyor ki sen 9 olmalıydın.
İşte hala 3 eksiksin. Evet. Ve devamlı eksik olanı vurguluyor. Bir evet. diğeri dedi ki ya bu adam 4'tü. 2 tane artırdı. Yükseldi. Şimdi eksiği ideal olandan eksiği ölçtüğümüz zaman adam bu noktada her zaman şu noktaya geliyor. Diyor ki ben ne yaparsam yapayım bu kadının asla takdirini kazanmayacağım. Kimisi boşanıyor, kimisi de aslında boşanmasa da ölmüş bir ilişkiye devam ediyor yani. O da çok acı. Çok sayıda değil mi? Ölmüş ilişkiler. Çok ölmüş çok. Evlilikler. Mesela yurt dışında mesela Amerika'da her iki evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Ama bizde 3 evlilikten birine yaklaşıyor. Yaklaşıyor rakamlar. Diğerlerinin de yarısı ölü müdür hocam? Yani hepsi de diyemem. Öyle bir hani şeyim yok ama çok ölü ilişki var. Evet. Hocam bir de 5 tane söyledin ama bir 30 gün kullanımdan o da bonusumuz olsun yani. Tabii ki. Bir de 30 gün kuralı var Adil hocamın bahsettiği. Enteresan hocam, bir kural. Ben bu kuralı koydum. Ya sen insanların cinselliğine niye karışıyorsun? Erkekler yazmıştır erkekler bence. Erkekler beni çok eleştirdi. Ama mesele o değil. Bizim toplumumuzda konu sadece cinsellik değil. Çok güzel konuştuk. Beklentiye giriyor kadınlar. Hı-hı. Özellikle erkekler girmiyor ama kadınlar beklentiye giriyor. Ve dediğiniz gibi çok güzel söylediniz. Keyif almak yerine hep kafada acaba ciddi bir ilişkiye gidebilir mi diye bir düşünce var kadınlarda. Ben kadınların bu konuda bu beklentiden çok yorulduklarını gördüm. Ve 30 gün kuralı diye bir şey koydum. Şöyle ilk tanıştığınız zaman ilk 30 gün bir adamın gerçek niyetini anlamak için alfa mı sırtlan mı? Hı hı. Anlamak için cinsellik muhabbeti yapmayın ve yaşamayın. Çünkü sırtlan erkek. Hı hı. Eğer cinsellik yoksa 20 gün içinde gidiyor zaten. Diyor ki buradan bana bir şey çıkmaz diyor ve gidiyor. Çünkü o kadar alternatif var ki. Niye var? Sosyal medya var artık. İnternet var. Hı hı. Dolayısıyla alternatif çok. Birçok kişi de şansını deniyor. Ama bir şeyler hisseden adam veya ciddi ilişki arayan bir adam, bunu sizinle değerlendirmek isteyen bir adam, o zaman diyor ki cinsellik de muhabbeti de yapmıyor. Bak bu kız da ciddi ilişki istiyor diyor ve oraya yöneliyor. Hı-hı. Onun için dedim cinsellik yaşamayın. Bugün birçok kadın, beni çok şaşırtan bir olay var. Hocam cinsellik benim için sıkıntı değil ya, ben keyfime bakarım diyor. Yaşıyor ama yine aynı şey. Hocam niye ilgi azaldı? Demek ki sadece keyif için yaşamıyor birçok kadın. Dediğiniz gibi olayı ciddi ilişkiye döndürmek için yaşıyor. Biz böyle bir toplumuz, kabul etmek lazım. Şimdi hocam öneriler güzel. Evet. Birçok insan da bunlardan fayda sağlıyor. Evet. Ama benim kafama takılan da bir şey var. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi ben aslında değersizlik duygusunu çok yoğun hisseden bir kadınım. Bu sadece ilişkisel anlamda değil. Çocukluğumdan getirdiğim bir şey. Sen partnerimsin. Ben bir kadın olarak geliyorum. Senin yanında da öyle. İşte Erdem hocamın yanına geliyorum. Bir arkadaşım olarak onun yanında da öyle. Patronumla da öyle. Annemle babamla da öyle. Hı-hı. Şimdi ben senin taktikleri okudum. Bu arada kitaplardan da bahsedeceğim. Kitapları var Adil hocamın. Ve böyle bir durumda senin taktiğini uygulayarak karizma kadın noktasına geldim. Ve seni acayip etkiledim. Hı-hı. Şimdi ama bu bir taktik. Bir noktadan sonra bu taktik daimi sürdürülemeyecek. Bir yerde ben yine o değersizliğim çıkacak ve muhtaç kadına belki tekrar dönüşeceğim. Hı-hı. Şimdi bu noktada o zaman taktik benim için yapay bir ilişki oluşturmak ya da karşı taraf için bir manipülasyon tekniği diyebilir miyiz? Yani böyle bir sağlıksız tarafı var mı bunun? Hocam %100 olarak öyle. Onun için ben bütün videolarımda, kitaplarda, çıktığım yayınlarda şunu söylüyorum. Geçmişten gelen travmalarınız varsa aileden, anne babadan kaynaklı, hı hı, veya kötü bir ilişki aldatıldınız, lütfen psikolojik yardım alın. Çünkü oradaki o temelsiz durumun üzerine düzgün taktikleri inşa edemezsiniz. Hı hı. Mümkün değil, çöker dediğiniz gibi. Bir maske olur, 2 hafta sonra o maskeyi çıkartırsınız. Travmaları çözmeden, karşı cinse yönelik korkuları, endişeleri çözmeden taktikler işe yaramaz. Onun için bunun psikolojik altyapısı çok önemlidir. Altına çiziyorum hani ben ilişki koçuyum, psikolog değilim diye. Hı hı. Lütfen psikologlarla çalışın ve bu sıkıntıları çözün diyorum. Ama üzerine de benim çözdüğünüz zaman taktiklerim bunlar diyorum. Sağlıklı bir birey yapabilir ama taktikle çok işe yarar. Burada onu soracağım tam. Acaba mesela bir ilişki içerisinde bam bam mı gitmek lazım? Taktik gerekiyor mu her zaman? Hocam bence gerekiyor. Hı hı. Neden derseniz ben insan ilişkilerinde %100 doğal ve olduğu gibi bir ilişkiyle hiç karşılaşmadım. Burada böleceğim. Size de sormak istiyorum bu arada. Yorumlar kısmında bir ilişkinin böyle daha iyi ve kaliteli olması için taktik gerekli mi yoksa olduğu gibi bam bam mı olmalı insan? Fikrinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Devam edebiliriz hocam. Hocam ben mesela şunu söylerim. İlk görüşme çok kritik. İlk intiba çok kritik. Kötü bir gün geçirdiniz. Kötü haberler aldınız. İş hayatı kötü gidiyor. O gün derim o görüşmeyi yapmayın, ilk görüşmeyi. Kötü bir gün geçirdim deyin, bir mesaj atın. Bunu sizin iyi hissettiğiniz bir güne erteleyin. Çünkü doğal olalım,
çok kötü, agresifiz. Gittik, görüştük. Karşımızdaki insan da bizim doğallığımızı gördü. İlk defa görüyor bizi hayatında. Bizim o gün ne yaşadığımızı bilemez. O enerjiyi aldı, bir daha da görüşmek istemedi. Hı hı. Şimdi burada doğallık ne işimize yaradı bizim? Hı hı. Çünkü bazen kötü günlerimiz vardır, kötü anlarımız vardır. Yani basit bir taktik önerisinde bulunuyorum. O gün görüşmeyin diyorum. Çünkü biz insanlar artık şu noktaya geldik. Sosyal medya da bizi öyle yaptı. 5 saniyede, 10 saniyede biriyle ilgili hemen bir algıya kapılıyoruz. Kötü anını gördüğümüzde kötü biri diyoruz. Hoşlanmadım diyoruz. Bir daha o şansı da vermiyoruz o insana. Belki normalde çok iyi anlaşacak bir çift şu anda heba oldu. Hı hı. Demek ki taktik işe yarıyor. Taktik yapmak lazım ama ilişkinin bütünü taktik midir? Hayır. Hı hı. Tabii ki değildir. Şuna da ben bir taktik gözüyle bakarım. Çok da faydalı. Evli bir çift. İkisi de çok öfkeli. Kötü bir gün geçirdiler. Bir tartışma var ama ikisi de şöyle bir taktik uyguluyor. Şu an kötü anımdayım, tartışmayalım. Birisi çıkıyor dışarıda yürüyüş yapıyor, öbürü duşa giriyor ve tartışmıyorlar. Doğal olsalardı birbirlerine gireceklerdi. Hı hı. Yani insanların doğallığını ben biraz çocukluk olarak görürüm. Hı hı. Çocukken bir çocuk her şeyi söyler, ne deriz? Çocuk canım. Hı hı. Çocuk şimdi, onu da dikkate almayın deriz. Ama 40 yaşındaki bir insan, 30 yaşındaki bir insan bilir ki insan ilişkilerini böyle örten bazı taktikler var. Hı hı. O zaman ben şöyle yorumluyorum. Bu arada ben de taktiklerin manipülasyon seviyesinde olmadığı müddetçe işlevsel olduğunu düşünüyorum. Sosyal ilişkilerde de, arkadaşlıkta da, iş hayatında da sadece kandırmacı olmadığı müddetçe. Ama mesela eğer ben değersizlik problemim varsa bunu mesela o anda bir ay boyunca adamı etkiliyorum. Sonra bu sefer yapışan, ne olur beni bırakma. Evet. Bu sefer daha böyle çetrefilli bir yaraya dönüşüyor. Tabii. Şimdi adam da biraz işin içine girmiş oluyor. Tabii. Kadın da girmiş oluyor ama kadın hala bırakma modunda. Çünkü tabii, bir WhatsApp mesajlaşmasında bile çıkabilir bu davranış suyun yüzüne. Tabii. Adam mesela 2 saat geç döndü. Bu sefer kadın kriz geçiriyor. 150 kere mesaj atıyor. Neredesin? Tabii. Yazmadın. Aynen. Adam bu sefer ne oldu? Ne oluyor? Bu kadın böyle değildi diyor. Şimdi şey var ya, Çin'de bir adam dava açıyor kadına. Çocuk doğuyor. Bayağı böyle burnu kocaman, çirkin bir çocuk. Bu kime benziyor diyor. Ben böyle değilim, sen böyle değilsin. Sonra kadın çıkıyor ki estetik ameliyatlar yaptırmış. Şimdi etik mi değil mi yani? Böyle de bir durum var. Bir kandırmaca var sanki. Var. Yani bir yerde taktikler önemli ama sanırım özümüzde de çok ters düşmemek, bambaşka bir kadınmış gibi. Tabii. Mesela ben bir örnek gördüm Instagram'da. Çok böyle fotoğrafları çok havalı mekanlarda, çok böyle şık giyinilmiş bir noktada. Ve bu kişi bir sürü insanla buluşuyor sosyal medyadan, evet, tanışıp. Ama ben onu sosyal hayatından değil, günlük hayatından tanıyorum terapi sürecinde. Ve gayet standart giyinen, hiç öyle birisi. Hatta göstersen fotoğrafı dersin ki bu ikisi aynı insan aynı değil. İnsan. Ve diyor ki ben bugüne kadar 50 kişiyle buluştum Instagram'dan. Hiçbiri ikinci buluşmayı istemedi. Evet. Şimdi arada uçurum olunca bir para, inanılmaz da kötü bir duruma sebep oluyor yani. Hocam şu da çok önemli. Oradan bir konu açayım. Bir görüşme gerçekten yetmiyor bir insan için. Hı-hı. Yani bir görüşmeye gelip bir erkeğin sürekli ilgi göstermesi mesela bir kadına, kadınları bazen aldatıyor bu durum. Ay bana aşık oldu, bayılıyor diyor. İkinci görüşmede o adam yok piyasada. Hı-hı. Çünkü ben yaşanan ilişkilerde çağımızda bir sabırsızlık olduğunu görüyorum. Herkes sabırsız. Bir an önce aşkı bulayım, hemen evleneyim ya da hemen istediğim ilişki, ruh eşim. Böyle bir şey çıkartıyorlar. Evet evet, ruh eşim. Ruh eşimi hemen bulayım. Ay bu çocuk benim ruh eşim, biliyorum diyor mesela kız bana. Görüştünüz mü? Hayır, Instagram'dan yazıyor diyor. Daha çocuğu görmemiş bile. Hissetmiş hocam ama. Çok sabırsız herkes. Evet. Çok sabırsız. Çok. Valla mevzuyu açıyor. Konuşsak belki 3 saat konuşuruz. O kadar çok konu var ki. Rahat. Ben hocam çok teşekkür ederim katıldığın için. Burada ofisini de ziyaret ettik. İstanbul'dayım ben şu anda. Bu arada Adil Yıldırım 39. baskı 50 maddede ilişkiler Kara Karga yayınlarından ve bir roman sanırım Adil Yıldırım Şeytan Tüyü İtaki yayınlarından. Bunları da incelemenizi öneririm. Bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bunlar aslında çok tartışmalı konular. Yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Bu arada aşağıya Adil Yıldırım'ın YouTube kanalının linkini de koyacağım. Onun videolarına da bakabilirsiniz. Dediğim gibi aslında bir noktada insanın tercihi, kendi içinde sorunlarla yüzleşmediği zaman taktikler işe yarasa da uzun vadede sıkıntılara sebep olabiliyor. Hocam son olarak söylemek istediğim bir şey var mıdır? Hocam seni keyifle takip ediyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Seviliyorsun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki geldin. Çok sağ ol hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.